Güvence ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün bana ayrılan sürede Metro Türkiye'nin ana amacı ve vizyonundan yola çıkarak Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve kalite bakış açısının nasıl şekillendiğini ve bu konuda da neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Bu sürenin sonunda sunumumu ve anlatımı bitirdikten sonra soru ve cevap kısmına geçmeyi planlıyoruz. Tabii ki bana ayrılan süreyi zamanında bitirebilirsek. Eğer süreyi etkin kullanamaz, süre uzar ve sarkarsa en son sayfada hem sosyal medya hesaplarımızda hem de bu konuda ilgili arkadaşımızın mail adresi olacak. Mail adresinden de sosyal medya hesaplarımızdan da sorularınızı ya da buradan chat üzerinden de sorularınızı bana iletebilirsiniz ya da arkadaşlarımıza iletebilirsiniz. Ben sürdürülebilirlik uygulamalarımıza geçmeden önce aslında önce biz kimiz onunla başlamak istiyorum. Metro HoReCa olarak tanımladığımız otel, restoran, catering gibi iş yerlerinin yanı sıra trader olarak ifade ettiğimiz serbest meslek, bakkal, büfe gibi iş yerlerinin ihtiyaçlarına hizmet verme konusunda uzmanlaşmış, gıda ve gıda dışı alanda geniş bir ürün yelpazesine sahip uluslararası bir toptan satış şirketidir. Metro'nun bugün dünya çapında çok geniş formatlı mağazalarında sipariş edip ürün alabilen müşterilerin yarısı da online olarak da sipariş verebilen ya da mağazada ürünleri seçerek teslimat hizmeti almak isteyen 16 milyonun üzerinde de müşterisi bulunmaktadır. Metro global olarak baktığımızda bugün 26 ülkede 678'in üzerinde mağazası, 100 binin üzerinde çalışanıyla ve 16 milyonun üzerinde müşterisiyle aslında uluslararası alanda önemli bir oyuncudur perakende sektöründe. Sürdürülebilirlik ise Metro'nun aslında işinin temel direğidir. Metro global olarak 2014 ve 18 yılları arasında Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde de arka arkaya Avrupa sektör lideri olmuştur. Peki Metro Türkiye olarak biz kimiz diye baktığımızda bugün 21 şehirde 37 mağazasıyla 4.500 çalışanı, 5.000'in üzerindeki tedarikçisiyle ve 2 milyona yakın müşterisine hizmet sunmaya çalışan bir şirket olarak tanımlayabiliriz, hizmet ediyoruz. Özellikle baktığımızda Metro 1990 yılında Türkiye'de faaliyete başlamış ve o günden bugüne topluma, çevreye karşı duyarlılık bakış açısıyla ve aynı zamanda yerele de destek veren, yerelleşmeye çalışan uluslararası bir perakende şirketi olarak, toptan şirketi olarak tanımlayabiliriz kendimizi. Özellikle baktığımızda biz köklerimize, biz diyoruz ki bizim köklerimiz, orijinimiz toptancılıktır, geleceğimiz de toptancılıktır. Özellikle değişen dünya ile birlikte 2012 yılından itibaren tüm çabalarımızı toptan satışa odaklayarak ve aynı zamanda da iş modellerimizi de modernize ederek biz yerelleşme konusunda güçlü bir şekilde çaba harcamaya çalışıyoruz. Özellikle güçlü yerelleşme çabalarımız bizim birçok ülkede birçok profesyonel müşterilerimiz için bizi tercih edilen güçlü bir çözüm ortağı haline getirmiştir. Marka imajımızı, ürün yelpazemizi toptan satışla sektörüyle uyumlu hale getirmek için biz 2017 yılından itibaren profesyonel şeflerle güçlerimizi birleştirdik. Amacımız profesyonel müşterilerimiz için tercih edilen bir çözüm ortağı olmak. Tabii bu iddiayı gerçekleştirmek, hatta daha ileriye götürmek için öncelikle biz kendimizi müşterimizin yerine koymaya çalışıyoruz. Sadece ürün satmaya değil, aynı zamanda onun karşılaştığı sorunları ve sıkıntıları anlayarak çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz. Farklı ve yenilikçi ürünler ile, dijital araçlar veya çözümler ile, tavsiyeler ile biz aslında müşterilerimizi mümkün olduğu kadar birçok alanda destekleyerek onların işlerine katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Biz bunu aslında toptan 360 diyoruz. Biz sadece aslında baktığımızda sadece elma değil, elma satarken onun karşıladığı sıkıntılar, bu elmaya bir değer katarak toptan olarak bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Baktığımızda bizim aslında
Özetle Metro Grup olarak ana amacımız, müşterilerimizin işin başarısı, onların geleceği, eğer onlar başarılı olursa ve onların geleceği olursa ancak biz şirket olarak geleceğimizi sağlayabiliriz. Ana sloganımız ise onların sıkıntıları, onların problemleri kendi problemlerimiz olarak görmek ve onlar için çalışmaktır. Bu sunumda da gördüğümüz gibi biz İbrahim Şef için çalışıyoruz ya da biz Rıza Şef için çalışıyoruz. Onun sorunlarını çözümün için bir parçası olmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak baktığımızda ise biz bu amaçtan yola çıkarak Türk mutfağı ve onların değerlerine sahip çıkmak, özellikle ana müşterimiz olan Horeca dediğimiz müşterilerimizin vazgeçilmez bir güçlü ortağı olmayı kendimize Metro Türkiye olarak amaç olarak belirledik, odak noktası olarak belirledik. Tabii değişen dünyada ana amacımız, ana odağımız müşteri olunca geleceğin müşterisi ne istiyor bu değişen dünyada? Nasıl bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyor? Geleceğin gıdası, geleceğin satış noktası, perakendesi veya toptan satışı nasıl olacak gibi sorular ve açıkçası bunların da cevapları bizim işimizi derinden etkilemekte. Özellikle geleceğin trendleri perakende sektöründe geleceğini belirliyor ve şekillendiriyor diyebilirim. Şimdi dünya hızlı değişiyor. Hepimizin de farkında olduğumuz gibi yenilikçi fikirler, radikal teknolojik değişmeler, gelişmeler hayatlarımızı, pazarlarımızı, endüstrimizi her zamankinden çok daha hızlı ve derinden etkilemekte. Şimdi ben baktığımda şunu söyleyebilirim ki gelecekte başarılı olabilmek için hem kendimiz hem şirketimiz hem kariyerimizde sadece rakiplerimize yetişmek ya da geçmek onları yeterli olmayacaktır. Gelecekte özellikle geleceğin müşterisi, çünkü müşteri her şeyi belirleyecek. Geleceğin müşterisi YZ kuşağı, milenyum kuşağı ya da sizlerin çocukları diyebilirim. Nasıl bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyor? Onların alışkanlıkları nedir? Nasıl bir gıda, nasıl bir alışveriş beklentisi ve ihtiyacı vardır? Deneyimi kazanmak istiyor. Bunları anlamak önce ve ondan sonra da geleceğe hazır olmamız gerekiyor. Özellikle baktığımızda Z kuşağının dünyada gözlerini dünyada teknolojik bir çağda açmış olmaları, hayatlarında amaca giden yolun teknolojiden geçtiğine inanmaları, sabırsız olmaları, istedikleri her şeyi anında sahip olmak istemeleri, özellikle gıdaya baktığımızda ise gıdayı sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda farklı tatları tatmak, bunu tadarken de deneyimler kazanmak, bir onunla eşit olarak da özellikle daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı, temiz, sürdürülebilir kaynaklardan aslında gelen gıdaları tercih etmek isteyen bir nesil geliyor. Buna hazır olmamız gerekiyor. Bu nedenle bizlerin geleceğin müşterisi nedir? Geleceğin müşterisi, geleceğin dünyası nasıl olacak? Geleceğin gıda satış noktası nasıl olacağını anlamak, bu konudaki trendleri takip etmemiz çok önemli hale gelecek. Ve hala da devam ediyor bunun önemi. Baktığımızda aslında dünyada bu trendleri takip eden ve bu konuda da şirketlere danışmanlık veren, yardımcı olan birçok trend takip şirketleri oluşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Trend One firması. Trend One firmasının araştırmasına baktığımızda 16 mega trend ile Trend One ve onun altında 16 mega trendin altındaki birçok mini trendle geleceğin gıdası, geleceğin müşterisi ve müşteri trendlerini yorumlayarak geleceğin dünyasını ve gıdasını tarif etmeye, yorumlamaya çalışmakta. Şimdi yaptığımız bizler ne yapacağız? Bu trendleri takip ederek aynı zamanda yaptığımız iş alanına da bağlı olarak bu mega trendlerin altındaki trend mini makroları inceleyerek gelecekte ne tür değişiklikler olacak? Yaşanan bu değişimler tüketicinin davranışlarını önümüzde nasıl etkileyecek? Müşterilerimize ne gibi fırsatlar bu değişimden sunabiliriz? Nasıl bir fırsat yaratabiliriz onlara? Ve bu değişimlerin şirketlerimizin üzerinde olumlu ya da olumsuz ne gibi etkileri olduğunu anlamamız, daha sonra da buna göre geleceğe hazırlıklı olmamız gerekmekte. Şimdi biz Metro olarak yaptığımız işin de kapsamına ve içeriğine baktığımızda bizi en çok etkileyen ne tür megatrendler var dediğimizde bunlardan bir tanesi gıda kültürü, bir tanesi de sürdürülebilirlik, bizi en çok etkileyen iki trendten, yani 16 trendin en çok etkilenen iki trend olarak söyleyebilirim.
Özellikle gıda kültürüne baktığımızda son yıllarda hepimizin de görüp yaşadığı gibi özellikle yeme içme çok popüler bir sosyal kavram ve paylaşım haline geldi. Yemek blogurculuğu, yemek pişirme programları, televizyonlardaki yemek ve gıda ile ilgili yarışmalar, talk show'lar, bununla birlikte tabii ki paleo gibi, glutensiz gibi, temiz yemek gibi bir takım sağlıklı ve temiz diyet alışkanlıkları küresel bir trend oldu ve haline geldi diyebilirim ve daha da gelişmeye devam edecek. Özellikle herhangi bir hayvansal ürünü tüketmek istemeyen, hayvan haklarına, hayvan refahına dikkat eden ve bunların nerede ve nasıl üretildiğini anlayıp bilen ve o şekilde üretilen gıdaları satın almak isteyen ya da o restoranları tercih eden bir nesil geliyor. Şu an yavaş yavaş da olsa ama geleceğin dünyasında Trendvan'ın bize çizdiğinde bunların, bu tür trendlerin gelecek nesil için tercih noktası olacağını ifade ediyor. Diğer ikinci bir özellikle işimizi etkileyen trende baktığımızda sürdürülebilirlik, yani gıda güvencesi, özellikle gelecek nesillerin çok yakından takip ettiği bir konu olacak. Neden? Gelecek nesillerin şu an bizim sahip olduğumuz gıdaya sahip olamayacağı endişesinin taşıdığını görüyoruz. Özellikle küresel gıda sıkıntısı gibi konuların çok fazla önemli hale geleceğini ifade ediyor Trendvan mega trendleriyle birlikte. Neden diyelim? Yaptığımız bütün istatistiklerde, yapılan istatistiklerde 2050 yılına geldiğinde dünya nüfusunun 10 milyara geleceği ve bu artan nüfusu beslemek için de mevcut gıda üretimimizi %60 daha arttırmamız gerektiği söyleniyor. Fakat bizim bu artışı sağlamamız mümkün değil, zira tarım yapılacak alanlar kısıtlı. Bir de bununla paralel özellikle toprağı bilen, ürünü, gıdayı bilen bir nesil de azalıyor. Neden? Kentten, köyden kente, üretim yapılan yerden kente göç var. Bu da bize toprağı bilen, tarımı bilen nüfusun azalacağı ortamı. Bu bir endişe yaratıyor. Nüfus artacak, tarım yapılan alanlar azalıyor. Bununla birlikte tarımı, toprağı bilen nesil de azalıyor kentlere göç ederek. Yine yapılan araştırmalarda özellikle protein kaynaklarının gelecek nesilde yeterli olmayacağını, şu an bizim sahip olduğumuz et, balık, yumurta gibi protein kaynaklarının da doğal kaynakları zarar vererek üretim yapıldığı için ilerleyen gelecek dönemde de yeterli protein kaynaklarına sahip olamayacağı endişesi taşınıyor. İşte bu endişe ilerleyen dönemlerde sürdürülebilirliğin, özellikle gıda sürdürülebilirliğinin çok daha önemli olacağını, gelecek nesiller için bir kaygı taşıdığını ortaya koyuyor. Bu iki bakış açısıyla, yani hem gıda kültürünü, hem gıda güvenliğini, hem de gıda güvencesiyle birlikte sürdürülebilirliğini dikkate alarak bizler de Metro kalite güvence çatısını oluşturduk diyebiliriz. Metro'nun kalite güvence çatısı iki ana girdiden oluşuyor. Birincisi, o ürünün güvenliği, o ürünün tüketen kişilerin sağlığı. İkincisi de o ürünlerin sürdürülebilirliği, bugün bulduğu ve sadece bulunabilirlik fiziki olarak değil, bugün ekonomik olarak alabildiği ürünü gelecekte de efor edebilmesi, ekonomik olarak da alınabilmesi gerekiyor. Bu ikisi aslında Metro'nun güvence çatısını oluşturuyor ve aslında birbirinden de ayrılmaz bütün. Fakat bugün bana ayrılan sürede ben size Metro kalite güvence çatısının sürdürülebilirlik bakış açısını anlatmaya çalışacağım. Şimdi özellikle ben sürdürülebilirliği anlatırken son derece popüler bir kelime, dijital medyada, yazılı ve çizili medyada hep bahsediliyor, hepimizin ağzında. Ben ama daha basitçe biz sürdürülebilirlikten ne anlamalıyız onu anlatmaya çalışacağım. Sürdürülebilirlik aslında basit bir tanımıyla bugünkü sahip olduğumuz refah seviyesini gelecek nesillerin de refah seviyesinden çalmadan ya da feda etmeden yaşayabilme ve devam ettirebilme aktivitesidir. Bugün yiyebildiğim balığı gelecek nesiller de yiyebilsin diye boy yasaklarına ya da dikkat ederek ya da belirtilen miktarda satın alarak ya da hasat ederek gelecek nesillere de benim bugün tükettiğim balıklar ya da benim bugün tarımdan aldığım ürün miktarlarını gelecek nesiller de alabilsin diye daha bu bilinçle hareket ederek üretmek ve bu şekilde de yaşayabilmek olarak tanımlayabiliriz. Yine baktığımızda insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için 3 tane temel şeye ihtiyaç var. Hava, su, gıda.
bu üçünün olmadığı ya da kirlendiği, eksik olduğu yerde insanoğlunun da neslinin devamı mümkün değil. O nedenle bu üçünün eşit miktarda olması gerekiyor ki gelecek nesillerimiz de hayatlarını yaşayabilsinler. Fakat baktığımızda biraz önce de söylediğim gibi 2050 yılına geldiğinde dünya nüfusunun 10 milyar olması ve bu nüfusun artan nüfusu beslemek için de %60 arttırmamız gerektiği ama bu artışın kolay olmayacağı tarım arazilerinin çünkü bugün tarım arazisi oluşturmak için ormanlar yok ediliyor. Gelinen nokta ormansızlaşma. Ormansızlaşma bugün iklim değişikliklerini, geriye dönüşü olmayan karbon salınımını atmosfere ve bununla birlikte birçok bitki ve hayvan türünün de yok olmasına neden oluyor. Baktığımızda insanoğlu aslında her şeyi yaratan, üreten, suni yapay zekayı bile yaratan bir seviyeye gelmişken ne yaparsa yapsın biz gelecekteki nesli besleyebilmek için bizi 3 dünya büyüklüğüne yeterli bir alanı yapmamız mümkün değil. Bizim bir dünyamız var ve bir dünyada artan bu nüfusu besleyecek kaynakları da bilinçli ve sorumlu şekilde kullanarak devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda özellikle protein kaynaklarından bahsetmiştim. Bugün birçok bilim adamı alternatif gıda çözümleri üzerine üretmeye çalışıyor. Nedeni gelecekte protein kaynaklarının yetersiz olacağından. Memphis Meat, Impossible Meat veya Beyond Meat, Finest Food gibi şirketler azalan protein kaynaklarını takviye etmek amacıyla bugün laboratuvarda et ve balık üretmeye başladı. Bitkisel kökenli yumurta üretiliyor ya da çekirge unundan çikolata üretilmeye başlandı. Bunlar neden önemli, neden bahsediyorum? Bizler bu şekilde bilinçsiz avlanmaya, doğaya, toprağa zarar vererek bugünkü neslimizin sadece karnını doyurup yaşamını devam ettirmeye çalışır isek, gelecek dönemde çocuklarımızı laboratuvarda üretilen ete, balığa ya da çekirge unundan üretilen çikolataya mahkum bırakacağız. Şimdi bugün geldiğimiz alanda artık her şeyin sürdürülebilirliğini konuşuyoruz. Çünkü kendi neslimizin devamlılığını sağlamak için bilinçsiz hareket ediyoruz. Doğanın bize sunduğu imkanları tüketme şeklimiz bize bu soruyu sorduruyor. Ne zaman bu kaynaklar bitecek? Özellikle dünya gıda limit aşımı özellikle tehlikeli bir uyarı veriyor. Her yıl dünya gıda limit aşımını daha erken yaşıyoruz. Örneğin 2020 yılında 22 Temmuz 2020 tarihinde biz 2021 yılının mahsulünü tüketmeye başladık. Ve bu süre her yıl daha öne geliyor. Belki seneye Haziran'da ya da daha erken bir sürede bir sonraki yılın mahsulünü tüketmeye başlayacağız. Bu ne demek oluyor? Biz borç yiyoruz. Bir sonraki yılının borcunu yiyoruz. Bilinçsiz üretiyoruz. Aynı zamanda bilinçsiz tüketerek de gıda atıklarının kayıplarının artmasına neden oluyoruz. İşte bütün bu sorular, bütün bu endişeler bize gelecekte gıda konusunda bir endişe var. Yetersizliği söz konusu. O nedenle kaynaklarımızı doğru şekilde kullanalım, sahip çıkalım. Ve bunlar aslında bize gelecek nesiller için bir miras. Bizim onlara bırakmamız gereken bir miras olarak bakmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. İşte bütün bu endişelerle Birleşmiş Milletler 2015 tarihinde kendisine üye olan 193 ülke ile birlikte 2030 yılı hedef tarihli olan 17 tane küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirlemiştir. Bu hedeflerin aslında ana amacı bir defa ilk önce aşırı yoksullukla mücadele etmek, bunu sona erdirmek, adaletsizlik ve eşitsizlikle mücadele etmek ve bununla beraber iklim değişikliklerinin düzeltilmesidir. Birleşmiş Milletler özellikle 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefini yayınlarken sadece aslında toplumlara değil, ülkelere değil, aynı zamanda özel sektörü de harekete geçirmeye çalışmıştır. Onlara harekete geçerek özel sektörü önemli partner, önemli bir konuma getirerek bu 2030 yılına kadar 17 tane küresel sürdürülebilirlik hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli bir partner olarak işbirliğine çağırmaktadır. Tabii bu konuda diğer sorumluluk hisseden diğer şirketler gibi Metro'da 2015 tarihinde 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olmak amacıyla
iş modelleri arasına sürdürülebilirliği yerleştirmiştir. Global olarak baktığımızda merkezimiz Almanya ve diğer metro ülkeleriyle birlikte 17 tane sürdürülebilirlik hedeflerine destek vermek, bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Metro AG ilk önce çatı olarak baktığımızda Metro AG sürdürülebilirlik için sorumluluk alanını 4P üzerine öncelikle oluşturmuştur. Stratejimiz globalde 4P üzerine kurulmuştur. Önce insan, sonra gezegen, sonra insanın refahı ve bu hedeflere birlikte ulaşabilmek için işbirlikleri üzerine Metro Grup olarak sürdürülebilirlik çerçevemizi, stratejimizi oluşturuyoruz. Ve belirtilen bu strateji ve hedefler Metro Global olarak metronun en üst düzeyinde yöneticileri tarafından temsil ediliyor, update ediliyor ve gerektiğinde de hedeflerin ölçümünde nerede geri kalıyoruz, ne yapmamız gerektiği gibi tüm ülkeleri için genel stratejiler ve politikalar belirleniyor. Peki Metro Türkiye olarak baktığımızda ise hem globalin gelen bir metro stratejimiz, sürdürülebilirlik stratejimiz var, hem de metronun ana amacı var. Baktığımızda Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisi hem Metro Global'den gelen hedeflerimiz, taahhütlerimiz var, hem de Metro Türkiye'nin ana amacı olan Türk mutfağı ve onun değerlerine sahip çıkıp Horeca müşterilerimizin, bir numara ana müşterilerimizin en önemli çözüm ortağı olmak ile oluşuyor. Bu iki ana girdi metronun sürdürülebilirlik stratejisini oluşturuyor. Ve bu, bütün bu sürdürülebilirlik stratejileri Birleşmiş Milletler'in 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de destekleyecek ve içine alacak şekilde belirlenmiştir. Metronun sürdürülebilirlik stratejisi 4 tane ana pillar, 4 tane ana girdiden ya da elementten oluşuyor diyebilirim. Bir tanesi sorumlu satın alma, ürünlerimizi sorumlu bilinciyle sürdürülebilir kaynaklardan temin etmek amacıyla sorumlu satın alma üzerine bir ana girdimizi oluşturuyoruz. İkincisi, müşterilerimize hizmet sunarken hem çalışanlarımızla hem operasyonlarımızla sorumlu operasyon olarak hareket edeceğiz. Sorumlu çalışan, sorumlu işveren üçüncü bizim ana pilarımız. Dördüncüsü de sorumlu vatandaşlık. Tüm çalışanlarımızın sorumluluk bakış açısıyla hem de bulunduğumuz ülkemize bir pozitif katma değer sağlamak amacıyla hareket ediyoruz. Bu ana stratejinin altında da 10 tane sürdürülebilirlik hedefi var. 2022 olan, 2023 olan, 2021 olan, hepsi de 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek verecek paralellikte hareket ediyor. İlk ana girdiğimiz olan sorumlu satın alma ile başlayacak olursam, öncelikle burada şunu ifade etmek istiyorum. Bizler başarımızın ve devamlılığımızın doğanın bize sunduğu kaynakları bağlı olduğunu ve onları hassas davranmamız gerekliliği bilinciyle hareket ediyoruz. Bu amaçla işimizi önce yaparken bu kaynakları korumak en önemli önceliğimiz arasında olmalıdır diyoruz. Sadece bunu tedarikçilerimize değil, aynı zamanda çalışanlarımıza da aşılamaya çalışıyoruz. Yerelliğimizi, sürdürülebilir kaynaklardan ürün temin etmemizi, sürdürülebilir tarım, balıkçılık, hayvancılık gibi sorumlu satın alma anlayışımızı her zaman odak noktamızda tutmaya çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla tedarikçilerimizi seçerek, bu bakış açısıyla ürünlerimizi reyonlarımıza koymaya uğraşıyoruz. Tabii tek başına bunu istemek olmuyor. Tedarikçilerimiz bizim en önemli paydaşlarımız. Tedarikçilerimizden bir şey istemeden, bir uygulamayı talep etmeden önce, öncelikle ya kendi platformlarımızda, depolarımızda, ya kendi mağazalarımızda, ya kendi tarlalarımızda bunu uygulayarak onlara iyi örnek olmak, daha sonra onlara bunun yapılabileceğini göstererek hareket ediyoruz. Aslında baktığımızda biz sektörün geleceğine de yatırım yapıyoruz. Bu bakış açısıyla bizim sorumlu satın almadaki ilk sürdürülebilirlik hedefimiz yerellik diyebilirim. Özellikle Türk mutfağı ve onun değerlerine sahip çıkmak, korumak, yerel ürünleri, üreticileri desteklemek şirketimizin ana amaçlarından biri. Bizler tarihi mirasımız olarak gördüğümüz coğrafi işaretli ürünleri gelecek nesillere aktarmada aslında gönüllülük usulüne göre çalışıyoruz. Bir zorlama, bir yasal bir gereklilik değil, gönüllülük esasına göre hareket ediyoruz. Coğrafi işaretli Finike portakalından Kapıdağ mor soğanına, Ezine peynirinden Ayvalık zeytinyağına kadar yüzlerce coğrafi işaretli ürünün Türkiye'de
sadece Türkiye'de değil, metronun hizmet verdiği diğer dünya ülkelerinde bilinirliğinin, pazar payının arttırılmasında, yerel üreticilerin ve kooperatiflerin desteklenmesinde yaptığımız birçok proje ile aslında hayat verip destek vermeye çalışıyoruz. Yerel değerlere sahip çıkma misyonumuzla biz öncelikle tedarikçilerimizi eğitiyoruz. Onların nasıl hasat etmeleri gerekiyor, sürdürülebilir tarım için nelere dikkat etmeleri gerekiyor ve coğrafi işaret alarak ürünlerine nasıl katma değer sağlamaları gerektiği konusunda hem teorik hem pratik şekilde eğiterek onlara aslında bir de sertifika vererek biz onları sertifikalı üreticimiz yapıyoruz. Ve onların ürettiği ürünleri de ticari motivasyonu da sağlamak amacıyla alım garantisi veriyoruz. Böylelikle biz kırsal kalkınmaya da destek oluyoruz. Çünkü ürettiği yerde karnı doyuyor. Ürettiği ürünün hak ettiği parasal olarak değerini alabildiği için kentlere göç etmeye de ihtiyaç duymuyor. Böylelikle o bölgede tarımın kalitesi de artmaya çalışıyor. Biz özellikle coğrafi işaretli ürünlerin hak ettiği değeri bulabilmesi için restoranlardaki menülere de koymaya çalışıyoruz. Ancak o şekilde bir ürünün tarladan o değerli bir coğrafi işaretli ürünün çok şık bir tabağa, bir menüye Kayseri pastırması ya da Kapıdağ mor soğanıyla üretilmiş bir yemek olarak girdiği zaman daha bilinirliği, özellikle marka değerini arttırıyoruz. Şu an baktığımızda biz 120 restoranın menüsünde coğrafi işaretli ürünlerin kullanılmasını sağlattık. Bu ürünlerin tanıtımına sağladığımız katkı nedeniyle 5. Türk Patent Ödülü'ne Cumhurbaşkanı'nın elinden layık görüldük. Yine bu tabii devam edecek, bitmiyor bizim bu çalışmalarımız. Özellikle açtığımız mağazalarda o mağazanın etrafında üretilen yerel ürünleri listelemeye çalışıyoruz. Hem bu karbon ayak izini azaltıyoruz, hem de o yöredeki yerel üreticinin ekonomik olarak da desteklenmesini sağlıyoruz. Bizim özellikle yerel tohumlar da yine coğrafi işaretler kadar çok önem verdiğimiz bir konu. Unutulmaya yüz tutmuş yerel tohumlar ile üretilen ürünlerin hak ettiği reyonlarda değerini, farkının neden pahalı olduğunu da müşterilerimize anlatmaya çalışıyoruz o üreticilerimiz adına. İkinci sürdürülebilirlik hedefine geçtiğimizde ise hayvan refahı ve izlenebilirlik olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle hayvan refahında biz hayvanın istediği zaman suya, istediği zaman yeme ve istediğinde hastalandığında veteriner kontrolünden geçen hayvanların, hazırlanan etlerin daha doğrusu daha lezzetli olduğunu, hem lezzet açısından hem de insan sağlığı açısından daha güvenilir olduğuna inandığımızdan dolayı 2012 yılında Konya ve Çanakkale'de iki çiftlikle başladığımız hayvan refahı projemizi tüm Türkiye'deki et üreticilerimize, o et üreticilerimizin hizmet aldığı hayvan çiftliklerine kadar yaydık. Denetimlerimizi öncelikle hayvan çiftliklerinde başlatıyoruz. Hayvanların istediklerinde yeme, suya, kötü koşullara müdahale veya maruz kalmadıklarına ve veteriner kontrolünde hastalanmadan, veteriner kontrolünden geçerek sağlıklı hayvanların etlerinin metronun raflarına gelmesi için sıkı bir denetimlerinden geçiriyoruz. Yine hayvan refahımızın, politikamızın altında kafessiz ortamda yetişen tavukların yumurtası yer alıyor. Biz 2023 yılına kadar kendi markamız Metro'nun markası olan Metro Chef ya da Aro gibi markalarımızın kafessiz ortamlarda yetişen tavuk yumurtası olmasını taahhüt ediyoruz, garantiliyoruz. Bu konuda tedarikçilerimizi geliştiriyoruz, eğitiyoruz. Neden diyeceksiniz? Geleneksel ya da konvansiyonel tavuk yumurtası üretiminde ben hep aynı örneği veriyorum. Bir A4 büyüklüğünde bir kağıtta bir tavuğun 1,5 yıl kafeste o A4 büyüklüğünde kağıttaki alanda hareket etmeden önünde sürekli yemi, sürekli yumurtlamasını bekleyen, etrafta sürekli birbirini gagalayan o ortamda yetişen tavukların yumurtalarından çoksa sağlıklı olmayacağı düşüncesindeyiz. Tavuklar hasta olmasın diye bu kalabalık ortamda antibiyotiğin çok fazla verildiği, stres ve glikojenden dolayı yumurtanın da besin değerlerinin azaldığını düşünüyoruz ve bunu bilimsel olarak da ispatlıyoruz. Bu nedenle biz 2 yıldır kafessiz ortamda
yetişen tavukların yumurtasını taahhüt ediyoruz. Ve tedarikçilerimizi bu konuda hem bakanlıkla hem tedarikçilerle işbirliği halinde her geçen yıl bu sayımızı arttırıyoruz reyonda. Yaptığımız bu çalışmalar Türk-Alman Üniversitesi Hayvan Hakları Bölümü tarafından da arka arkaya 2 yıldır iyi tavuk, iyi yumurta ödülüyle de ödüllendirildi. Biz bu tabii bu tür ödüller bizim çalışmalarımızı motive ediyor. Aynı zamanda tedarikçilerimizi de motive ettiği için daha çok gidilecek yol olduğunu düşünüyoruz. Yine hayvan refahı ve izlenebilirliğinin altında ikinci bir hedefimiz ise izlenebilirlik. Şöyle bir yine basit bir şeyden bahsetmek istiyorum. İzleyemediğiniz bir ürünün ne güvenliğinden ne yediğini biliyorsun çünkü. Ne de onun sürdürülebilirliğinden bahsetmem mümkün değil. Çok altı dolu değil, boş çünkü. Özellikle biz et gibi protein açısından çok değerli ve çok da pahalı olan diyebilirim bir ürünün çiftliğinden başlayarak tabağa, müşterinin tabağına kadar olan aşamayı 2017 yılında dijital barkod ile müşterilerimize şeffaf bir şekilde izlenebilirliğinin sağlanması imkanını sunduk. Mağazalarımızda üretilen tüm et ürünlerinde etinize gözümüz gibi bakıyoruz mottosuyla üzerine koyduğumuz QR barkodu ile ürünü satın alan müşterilerimiz akıllı telefonlarıyla okuttuklarında o ürünün hangi hayvandan hazırlandığını, kulak küpesi numarasıyla, hangi çiftlikte yetiştiğini, anne babasının kim olduğunu ve ne zaman kesildiğini, hangi mezbahada kesildiğini, ne zaman kesildiğini, hangi paketleme tesisinde paketlendiğini çok rahat dijital olarak tabağına kadar taşıyabiliyoruz. Son 2020 yılında ise bir izlenebilirliğimizi bir adım daha üste çıkararak uluslararası GS1 128 barkodu olan uzun bir barkod ya da etin hayat hikayesini diyelim, vakum ve karkas ürünlerin üzerine getirdik. Bu ürünleri bizden satın alan müşterilerimiz vakum ya da karkası ambalajlarını attıklarında bu GS1 128 uzun barkod sistemini ürünün faturasına taşıdığımız için o etin hikayesi artık hep devam ediyor. Ürünü açıyorsunuz, ambalajını atıyorsunuz ama hayat hikayesi bitti gözüküyor. Ulaşmak istediğinizde ürünün faturasına yanındaki QR barkodu ya da uzun GS1 128 barkoduyla etin hayat hikayesi artık faturayla uzun bir dönem devam etmiş oluyor. Yine izlenebilirlikte diğer bir çalışmamız ise balık izlenebilirliği. Özellikle yine protein üzerinden çok gidiyoruz. Balık da önemli bir protein kaynağı. Özellikle boy yasaklarına dikkat edilmeyen avcılık dönemlerine, avlanma boylarına uyulmaması gelecekteki neslin de balık tüketememesine neden oluyor. Bu bakış açısıyla biz deniz balığında ve çiftlik balığında ürünün üzerine koyduğumuz QR barkodu ile o balığın hangi tekne tarafından yakalandığını, ne zaman yakalandığını, hangi avcılık metoduyla yakalandığını, ne zaman paketlendiğini ya da çiftlik balığı ise hangi kafesten hasat edildiğini, hangi yemle beslendiğini ve son kullanım tarihi gibi bütün bilgileri yine tabağa dijital barkodlarla geçirmiş oluyoruz. Üçüncü sorumluluğu satın alma başlığındaki politikamıza, hedefimize baktığımızda sürdürülebilir balıkçılık olarak ifade edebilirim. Bunun temelinde de şu yatıyor. Biz balığı ticari bir emtia değil aslında tek başına gelecek nesillere de aktarılacak çok değerli bir protein kaynağı olarak görüyoruz. Bunun için de balığın boy yasaklarına uyum çok önemli. Şöyle ifade edebilirim. Biz eğer bir balığı yumurtlamadan, neslini devam ettirecek bir yavru bırakmadan yakalar isek o balığın nesli artık gittikçe azalıyor. O nedenle bilimsel olarak balıkların boy yasaklarına uymak ve bu boyları üzerindeki balıkları avlanmasına ve tabağa, müşterinin tabağına gelmesine gerekmektedir. Biz de bu bakış açısıyla 2011 yılında projelerimize değişik mottolar bularak akılda da kalsın diye değişik projeler yaparak ve bu projenin sonuçlarını da sadece kendimize değil çünkü yaşadığımız ekosisteme de katkısı olsun diye yapıyoruz. İlgili resmi kurumlarla paylaşarak ya bilimsel olarak yasal mevzuatların çıkarılmasına ya da bu konuda bir gündem oluşturulmasına, farkındalık yaratılmasına çalışıyoruz. Bunlardan birincisi 2010 yılında hayata geçirdiğimiz kızına bak anasını al. Yani biz
lüfer yiyebilsin diye gelecek nesillerimiz çinekop satmıyoruz. Biz 2010 yılından itibaren reyonlarımızda çinekop koymuyoruz. Normalde 14 santim olan çinekopun avlanma boyunu 2010 yılında yaptığımız çalışmalarla 18 santime getirdik. Biz ama orada durmadık. Şu an 24 santimin altında biz hiçbir şekilde lüfer reyonumuza getirmiyoruz. Neden? Gelecekte de lüfer yenebilsin diye. Bu bakış açısıyla diğer bir projemiz ise Palamutlar Nerede projesi. Burada iki tane amacımız vardı. Birincisi palamutun hareket eden göçmen bir balık. Göç yollarını öğrenerek balığın yavrulamasına izin vermek. İkincisi ise palamut balığının üreme boyunu bilmek. Üreme boyuna göre avlanmayla ilgili kuralları getirmek. Biz yaptığımız projeyle palamut balığının 37 santimin üstünde yakalanması gerekiyor. Çünkü doğumunu, yavrusunu 37 santimde ancak yapabiliyor. 37 santimin altında avladığınızda artık o doğuramayacak. Doğurmadan yakalandığı için nesli de devam edemeyecek. Bütün bu çalışmalarımızı biraz önce de dediğim gibi ilgili bakanlıklarla paylaşarak yasal mevzuatların çıkmasına ya da farkındalık oluşmasına katkı sağladık. 2 yıl önce de yaptığımız diğer bir projesi ise bugünün balığını yarına bırakalım. Buradaki amaç özellikle geleneksel balıkçılığı desteklemek, kooperatiflerle işbirliği yapmak, balık avlanma boylarını ve izlenebilirliği de dahil ederek, yasal belgeleri dahil ederek geleceğin balıkçılığına, geleceğin balığına yatırım yapmaktı. Diğer bir sürdürülebilir satın almadaki hedefimize, politikamıza baktığımızda ise sürdürülebilir palm yağı. Özellikle palm yağı belki ülkemizde çok bilinen, çok endişe uyandıran bir konu veya hedef olmayabilir. Özellikle Amazon ormanlarında, Meksika'da, Arjantin'de çok fazla yetiştiği için, burada yetişmediği için belki çok fazla dikkat etmiyoruz. Ama özellikle palm yağının baktığımızda kullanıldığında endüstriyel olarak gıdalara sağladıkları avantajlar, kırılganlık, parlaklık, endüstride ürüne verdiği avantajı, ucuz olması, kolay elde edilmesi nedeniyle şu an birçok üründe palm var. Tercih edilen bir yağ. Bu nedenle bunu üretenler tercih nedeniyle Amazon ormanları ya da diğer ormanları yok ederek yerine palm dikmeye başladılar. Hem kolay yağa dönüşüyor, hem ucuz, hem çok tercih ediliyor. Bu sefer öyle kritik ormanların yok edilmesi sonucu gelinen nokta ormansızlaşma. Biraz önce de söylediğim gibi bugün ormansızlaşma iklim değişikliklerine, onunla birlikte birçok türün ve hayvanın, bitkisel türün ve hayvanın yok edilmesine neden oluyor. Belki ülkemizde böyle bir sorun yok ama bütün global olarak baktığımızda iklim değişikliklerinin negatif etkilenmemesi için bizim de sürdürülebilir palm yağının sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması ile ilgili bir hedefimiz var. Hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar kendi markalı tüm ürünlerimizin içerisindeki palm yağının sürdürülebilir kaynaklardan gelmesini taahhüt etmek. 2 yıldır bunun için çok uğraşıyoruz ve geldiğimiz noktada %98 oranında başarıya sağladık. Yine bu yıl bitmeden de %100 olması bizim çalışmalarımızın arasında olan diğer bir konu. 5. Sorumlu satın almadaki hedefimiz ise sürdürülebilir kaynaklardan kağıt ve ahşap ürünleri. Yine benzer, ana amacı ormansızlaşmanın önüne geçmek ve kritik olan ormanlardan elde edilmeyen ağaçlardan gelen kağıt ürünlerini ya da ahşap ürünleri kullanmak kendi markalarımızda. Bu da bizim özellikle çok üzerinde durduğumuz hedeflerimizden biri diyebilirim. Diğer bir 6. hedefimize geçtiğimizde ise sağlıklı beslenme ile ilgili sağlık ve beslenme politikamızı diyebilirim. Belki pandemi öncesinde de önemli olan, tüketici trendlerinden biri olan sağlıklı beslenme pandemi ile birlikte çok daha aslında önemli bir konu ve talep trend haline geldi. Özellikle yaşam kalitesini arttırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, daha kaliteli yaşamak isteyen tüketiciler daha sağlıklı, daha temiz, daha doğal olan gıdalara yönelmeye başladılar. Özellikle de obezite,
kronik hastalıklar, kalp hastalıkları, şeker hastalıkları, diyabet gibi hastalıkların aslında altında yatan en önemli neden sağlıksız beslenme alışkanlığı artık bütün tüketiciler tarafından anlaşılmaya ve her geçen gün çok daha önemli olmaya başladı. Tabii diğer yandan sağlık bilinci yüksek tüketiciler organik, glutensiz, vegan, daha az şekerli, daha az tuzlu, daha az yağlı ya da koruyucu içermeyen gıdaları talebi istemeye başladılar. Bu tüketiciler özellikle ne yediklerini, nereden geldiklerini, nasıl üretildiklerini, eğer bir de vejetaryen ya da vegan ise ürünün içeriğini, nasıl üretilmiş, hangi bir metotla üretilmiş olduğu onlar için çok daha önemli hale gelmeye başladı. Bir de bununla birlikte tabii bazı alerjik rahatsızlıkları olan, intoleransiyonlu olan tüketiciler de var. Bunların özellikle ne yediklerini, o ürünün içerisinde ne olduğunu bilmesi ihtiyacı var. Gluten ya da laktoz tolerasyonu olan kişiler özellikle ürün etiketlerini okuyarak ya da o ürünlerin satıldığı yerleri tercih ederek hayatlarını devam ettirmek istiyorlar. Biz bütün bu talepleri ilerleyen dönemdeki trendleri de dikkate alarak Metro olarak sağlıklı ve beslenme stratejimiz doğrultusunda ürünlerimize trans yağ içermeyen, koruyucu içermeyen, katkı içermeyen, daha az yağlı, daha az tuzlu ve organik ürünleri reyonlarımızda daha fazla yer vermeyi hem kendi markamızda hem de tedarikçinin markasında bu ürünlerin sayısını arttırmayı yıllar bazında kendimize hedef verdik. Her yıl 30 artık ürün ya da her yıl 50 ürün gibi portföyümüze, raflarımıza hedefler vererek bu ürünlerin sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Diğer bir hedefimiz ise yine sorumlu satın almada sosyal uygunluk. Şimdi baktığımızda biz sadece ürünlerimizin sürdürülebilirliği değil, o ürünlerin üretildiği, üretim yapılan tesislerin de çalışanların çalışma koşullarının uygun olduğu, insana yakışır çalışma ortamlarında çalıştığı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çalışma sözleşmelerine, ülkemizin yasal mevzuatlarına uygun, adil, insana yakışır, çocuk işçiliğinin olmadığı, adil ödeme koşullarının olduğu, ayrımcılığın olmadığı bir ortamda ürünlerimiz üretilsin istiyoruz. Bu amaçla ilk önce 2012 yılında gıda dışı kendi markalı ürünlerimizin tedarikçilerinde bu sistemleri başlattık. Daha sonra balık tedarikçilerimize, daha sonra meyve sebzeye ve önümüzdeki yılda da biz et ve et ürünleriyle ilgili olan tesislere bu sosyal uygunluk ve etik sosyal uygunluk bakış açısını yerleştirerek hem ürünlerimizde hem de o ürünlerin üretilme koşullarıyla sürdürülebilir olmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir ambalajlama ise bizim sorumlu satın almadaki son hedefimiz, son politikamız diyebilirim. Bizim buradaki bakışımız ise ambalaj atıklarının azaltılması, özellikle Metro olarak %100 geriye dönüştürülebilen, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş, daha az plastiğin kullanıldığı ambalaj modellerini tercih ediyoruz. Bu konuda tedarikçilerimizi motive ediyoruz, bu konuda geliştiriyoruz. Gerekirse teknik destek hem Metro Global'den aldığımız uluslararası network'ümüzle hem üniversitelerle işbirliği yaparak daha sürdürülebilir ambalajlarla kendi markalı ürünlerimizin ambalajlanmasını çalışıyoruz. Özellikle kendi markalı ürünlerimizin ambalajını 3R prensibine dikkat alıyoruz. Birinci R, reduce, yani ambalajın ağırlığını azaltmak, eğer ürünü yeteri kadar koruması sağlıyorsa. İkincisi, recycle olarak ifade ettiğimiz geri dönüştürülebilir olan ambalajları tercih ediyoruz. Ya recycled dediğimiz geri dönüşmüş ya da dönüşüm ham maddelerinden olan ambalaj malzemelerini tercih ediyoruz. Bizim yine bu konudaki hedefimiz 2023 yılına kadar kendi markalı ürünlerimizde 300 ton plastik azaltımı sağlamak, %100 PVC'den çıkmak ve şu anda PVC'den çıkma oranımız %90. EPS çok zor muadili bulunmasına rağmen üzerinde çalışıyoruz. Ve bütün bunlar ambalaj malzemesinden gelecek çevreye olumsuz etkileri azaltmak olarak diyebilirim. 8 tane bizim sürdürülebilirlik hedefimiz sorumlu satın alma başlığı altındaydı. Bizim diğer pillarlarımızdan, yani ana girdimizden ikincisi ise sorumlu operasyon. Özellikle sorumlu operasyon altında biz
yaptığımız çalışmalarla aslında kendi mağazalarımızda, kendi iş alanımızda sınırlı kalmamayı, tüm ekosistemimizin de aslında sürdürülebilirliği için uzun soluklu projeler yaparak hem Metro Türkiye'ye, hem Türkiye'ye, hem müşterilerimize katma değer sağlamaya, değer yaratmaya çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla ilk politikamız gıda atığının önlenmesi ve azaltılması. Özellikle biz gıda atığının ve kaybının önlenmesi ve azaltılmasında ilk önce şuna inanıyoruz. Nedir kayıp? Atık nedir? Kayıp nedir? Türkiye'deki kayıp nasıl ölçümlenmeli? Ne yapılmalı ki? Çünkü rakamlarla bir şeyin büyüklüğünü ortaya koymadığınızda o sorunu fark etmeniz mümkün değil. Bu amaçla biz TÜBİTAK ile birlikte 2015 yılında meyve sebze ürünlerinde, neden meyve sebze ürünleri? Türkiye çünkü önemli bir meyve sebze üreticisi ve en fazla gıda kaybının meyve sebze ürünlerinde olduğu ifade ediliyor. 2015 yılında biz TÜBİTAK'la birlikte 3 ürün grubunda, domateste, şeftalide ve marulda ne kadar hasattan satış noktasına kadar ne kadar gıda kaybı olduğunun fiziksel ölçülmesi projesini yaptık. Buradaki amacımız iyi ve kötü koşullarda yapılan uygulamaların kayıp üzerine etkisi neydi? İyi uygulamalar ile ne kadar biz kaybı azaltabiliriz? Ve yapılan son araştırmada en çok kaybın doğru ambalaj kullanılmıyorsa, doğru nakliye yapmıyorsanız, siz hassas bir ürünü güneşin altında açık araçlar ile götürdüğünüzde o ürün daha pazara satış noktasına gelmeden kaybediyorsunuz. Ya da ürünün sergilemesi aşamasında çok fazla müşterinin dokunduğunda, çok fazla temas olduğunda ürünün artık yaşlandığını ve artık kayıp ile daha satın alınmadan o ürünlerin çöpe gittiğini bilimsel rakamlarla ortaya koyduk. Anlatırken de aslında söyledim, biz yaptığımız bu çalışmalarla aslında Metro'nun kendine değil tüm ekosisteme de olan faydasını sağlayacak projeler yapmaya çalışıyoruz demiştim. Ve çıktıların da eğer gerekiyorsa bir yasal mevzuat çıkarılması için bilimsel verilerle bu projeyi destekleyerek ilgili bakanlıklarla paylaşıyoruz. Burada da birlikte yaptığımız bu araştırmanın verilerini Ticaret Bakanlığı'na sunarak ve oradan da kabul görerek 2017 yılında aslında meyve sebzelerin toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken kurallar standardında yayınlanmasından da büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü bir ürünün nasıl ambalajlanması, ürüne özgü ambalaj, ürünün soğukta satılması, ürünün kapalı araçlarla taşınması gibi kuralları ve bunların hibelerin de desteklenme çok önemli. Çünkü tek başına bir çiftçinin yapacağı bir uygulama olmayabilir, karşısında belki ticari motivasyon yok ise bunların da yapılmasını sağlatarak meyve sebzelerdeki kaybın, atığın değil, kaybın azaltılmasına destek olmaya çalıştık. Özellikle gıda kayıp ve atıkları tek başına aslında ele alınmamalı. 360 derece bakılması gereken bir konu. O nedenle atık da çok önemli. Biz hasattan satış noktasına kadar kaybı birkaç ürün örneğiyle gerçekte ne kadar ciddi bir boyut olduğunu, problem olduğunu ortaya koyduk. Peki ürünü satın aldıktan sonra tüketicinin daha tabağına gelmeden yanlış satın almalar, yanlış depolamalar ya da ihtiyacından fazla alarak tüketemeyerek çöpe gitmesinin de ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Yani 360 derece bütünsel bakılmalı. Gıda kayıp atıkları sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın aslında önemli bir sorunu. Bu nedenle biz en önemli müşterimiz olan Horeca dediğimiz restoran, otellerde ne kadar atık var ölçümleme çalışmasını başlattık. Bu amaçla bir her şey dahil otel, bir butik otel, bir esnaf lokantası, bir açık büfe restoran, bir de alakart restoranlarda ürünün menü planlamasından tabağa gelinceye kadarki aşamada fiziksel olarak ne kadar atık var onları ölçümledik. Ve oradan çıkan sonuçta restoranlarda baktığımızda tabaktan dönen, yani özellikle açık büfelerde tabaktan dönen miktarın çok daha fazla olduğunu, yine her şey dahil otellerde de bu özellikle tabaktan dönenin çok daha fazla olduğunu rakamlarla ortaya koyarak, gerekli ortamlarda da bunları bilimsel rakamlarla paylaşarak bu konuda farkındalık yaratmaya
ve önlem almaya da çaba sarf ediyoruz. Tabii bu rakamlarla baktığımızda bizde de aslında birçok şeyin yapılabileceği ortamda. Özellikle raf ömrü boyunca ürünlerin sağlıklı ve kaliteli şekilde kalmasıyla birlikte tedarikçilerle işbirliği yapmamız gerekiyor. Ürüne özgün ya da ürünü açtığınızda oradan iki kaşık aldığınızda kapattığınızda ürünün bozulmaması gerekiyor. Ona uygun ambalaj geliştirmemiz gerektiğini anladık. Ve bu konuda satın almadan, depolamadan, stok yönetiminde otel ve restoranların bilinçli olması gerektiğini, eğer deposu çok azsa çok fazla ürün almaması gerektiğini ya da otel ve restoranlarda ihtiyaç fazlaları, ihtiyaç sahipleri için tüketilemeyen gıdaların bağış yoluyla verilebileceği ya da özellikle pandemiyle birlikte başlayan çok daha önemli olduğu ortaya çıkan dijital bir takım çözümlerle müşterilerimizin ne kadar müşteri geleceğinin önceden rezervasyonu dijital alarak atıklarının azaltılmasına müşterilerimize de destek olmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar bizim kaybın ölçülmesi, atığın ölçülmesi. Peki biz operasyonlarımızda gıda kayıp ve atıklarıyla ne yapabiliriz? Baktığımızda kendimize bir hedefimiz var. 2025 yılına kadar 2017 yılında belirlediğimiz atık miktarını %50 azaltmayı hedefliyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz diye baktığımızda birincisi tabii ki doğru ürünü doğru raf ömründe alarak reyonlarımıza koymak, doğru sipariş yapmak. Ama buna rağmen istediğimiz planda gitmediğinde satılamayan ürünler ortaya çıkıyor. Raf ömrüne SKT'sin son kullanım tarihine 2-3 gün kalan, 10 gün kalan, 15 gün gibi kalan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine gıda bağış yoluyla ya da gıda bankalarına bağışlanabilmesi ya da ambalajı bozulmuş, içinden ya da bir tane ürünü çıkmış, bütünlüğü bozulmuş olan ama hala tüketilebilir ürünlerin daha düşük fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine satılması ya da bunu da yapamıyorsanız, bağışlayamıyorsanız, satamıyorsanız hayvan barınaklarına özellikle hayvansal protein kaynaklı ürünlerin hayvan barınaklarına bağışlanması ya da hayvan yemi üretimi için verilmesi ya da kompost yapma için mağazalarımızla yaptığımız pilot çalışmalar gibi bir takım çalışmalar ile biz gıda kayıp ve atıklarımızı kendi mağazalarımızda da, kendi operasyonlarımızda da azaltmaya çalışıyoruz. Özellikle baktığımızda 2019 yılında diyebilirim, 2 yıldır çünkü gıda bağışı yapıyoruz. 2019 yılında 170 ton gıda bağışı, 164 ton gıda bağışını yaparak, gıdayı bağışlayarak 350 bin öğün yemeğe dönüştürdük. Bu ne demek? 350 bin kişinin karnını doyurmaya gitti. Öbür türlü aslında bunlar çöp olacaktı. Yine yeniden satarak 40 ton 2020 yılında 6 aylık dönem içerisinde 40 ton gıdayı yeniden daha düşük fiyata satarak çöp olmaktan kurtardık. Tabii biz bütün bunları yaparken kendi personelimizin de bilinçli olmasını çok istiyoruz. Bir takım şeyi bağışlayabilirsin, yeniden satabilirsin ama buradaki en önemli şey kendi çalışanlarımıza şunu söylüyoruz. Biz bir domatesi attığımızda ya da biz patatesi attığımızda sadece onu atmıyoruz fiziksel olarak. Bunun üretilmesi sırasındaki su, toprak, enerji, iş gücü gibi sermayeyi de biz çöpe atıyoruz. Biz bir domatesi attığımızda aslında 13 litrelik suyu harcıyoruz. Çöpe gidiyor. Ya da bir dilim ekmeği attığımızda 40 litrelik de suyu heba ettiğimizi personelimize rakamlarla, aylık raporlarımızla atık ve kayıplarımızın ne olduğunu göstererek bu bilinci de uyandırmaya çalışıyoruz. Bizim yine sorumlu operasyonumuzun altındaki diğer hedeflerimiz ise tek kullanımlık plastikleri her geçen yıl azaltmak. Biz öncelikle tedarikçilerimize ve müşterilerimize bir takım uygulamalar talep etmeden önce öncelikle çalışanlarımıza sorumluluk bilinciyle hareket etmesini istiyoruz. Tabii pandemiden önce çok daha kolay uyguluyorduk. Tek kullanımlık su, plastik şişedeki suları kaldırmıştık. Şu an maalesef kağıt tekrar gündemde olabiliyor ama kompostlanabilir kağıt bardakları tercih ediyoruz. Biz pipette, çatalda, kaşıkta sattığımız ürünlerde ve kendi içimizdeki kullanımlarda kesinlikle kompostlanabilir ürünler tercih ediyoruz. Tek kullanımlık plastikleri hedefler vererek azaltıyoruz. Meyve sebze reyonlarımızda plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla şu an 3 mağazamızda eskiden kullandığımız kese kağıdına geriden dönüş yaptık ve bunu da hızlandırmaya, her mağazamıza yaymaya hedefliyoruz. Yine 5 mağazamızda
özellikle atık plastik şeylerin, petlerin biriktirilebilecek kumbaralar koyarak bunları geri dönüşümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. İklimi özellikle çok geniş ve çok bugünden değil ama uzun vadeli dönemde daha sorumluluk hareket bilinciyle hareket etmemiz gereken bir konu. Bu amaçla kendi kullandığımız şirket araçlarından ya da seyahat araç yöntemlerimizden ya da mağazalarımızdaki soğutuculardan, kullandığımız soğuk hava depolarında hepsinin sürdürülebilir şekilde hareketli ve bilinçli şekilde olması ve gaz emisyonlarının her geçen yıl daha azaltılması konusunda uğraşıyoruz ve bu konudaki hedeflerimizi de her geçen yıl ölçümleyerek nerede zayıfız, ne yapmamız gerektiğini tartışıyoruz. Diğer sorumlu operasyon başlığımızdaki son başlık ise sorumlu şekilde suyu kullanmak. Sadece kendi operasyonlarımızda değil, aynı zamanda tedarikçilerimizle birlikte gıda üretimi sırasında suyun daha bilinçli ve daha sorumluluk bilinciyle hareket edilerek kullanması konusunda hem farkındalık yaratacak projelerle hem de bu konudaki bir takım iyi önlemleri, iyi uygulamaları ödüllendirerek bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bizim üçüncü ana girdimiz ise sürdürülebilir stratejimizi oluşturan üçüncü ana girdimiz ise sorumlu işveren. Bir işveren, sorumlu işveren olarak en önemli yatırımımızın insan olduğunu düşünüyoruz. İnsanı odağımıza koyuyoruz ve diyoruz ki onun gelişimi, onun başarısı bizim ilerideki başarımızın en önemli amacı, katkısı, faydası olacaktır. O nedenle çalışanlarımızın gelişimini mutlaka desteklemeliyiz. Çünkü bizi başarıya onlar götürecek. Bu kapsamda baktığımızda sorumlu işveren kapsamımızda özellikle çalışanlarımızın gelişiminde kullandığımız yetenek programı olarak ettiğimiz Metro Potential programı. Metro Potential programında dünyanın farklı ülkelerindeki metro çalışanlarını bir araya getirerek farklı projelerde uluslararası ortamda birbirinden öğrenen, farklı kültürlere uyum sağlayan yetenekleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Buradaki özellikle 2-3 yıllık deneyime sahip yüksek lisans mezunu yönetici adayların katıldığı bir program bu. Özellikle bu program 2 yıllık program içerisinde metronun üst düzey yönetim kurulu üyelerinden mentorluk alabiliyorlar. Ve böylelikle genç yetenek adayları programa dahil olarak geleceğe yetenekli gençlerini hayata hazırlamış oluyoruz. Özellikle de bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da sürekli devam ettirdiğimiz bir program. Yine ayrıca her yıl çalışanlarımız arasında sürdürülebilirlik bakış açısını geliştirmek, cesaretlendirmek, perakende sektöründe sürdürülebilirlik konusunu daha ileriye taşımak, sadece üretimde değil, aynı zamanda perakende sektöründe de sürdürülebilirliğin önemli bir iş modeli olduğunu anlatmak, çevreye, topluma katma değer sağlayacak en iyi girişimleri, projeleri seçerek çalışanlarımızı bu konuda teşvik ederek metronun sürdürülebilirlik kampına, programına yönlendiriyoruz. 1,5 yıl sürecek bu programda çeşitli ülkelerden gelen metro çalışanları metro üst düzey yöneticileriyle doğal ortamda, doğada sürdürülebilirliğin iş modellerine nasıl yansıması gerektiğini, iş fırsatı olarak nasıl değerlendirmeleri gerektiğini, öncelikli olarak sürdürülebilirliği nasıl bir yaşam modeli haline getirmesi konusunda projelerle birlikte bakış açısı kazanmaya çalışıyor. Ayrıca tabii çalışanlarımız arasında sürdürülebilirliğin sadece bir iş yapış değil, bir yaşam şekli olması da çok önemli. Sadece iş yerinde suyu ya da elektriği sorumlu şekilde kullanması değil, evine gittiğinde de bunu devam ettirmesi gerektiğini yine bu programlarla çalışanlarımızın bir yaşam modeli haline sokmaya çalışıyoruz. Her yıl en az bir kişiyi bu programa seçilen projenin sahibini göndererek bir elçi yaratmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Döndüğünde bütün her yere yayılabilsin diye. Diğer bir programımız ise Kariyer Mix Genç Yetenek Programı. Bu metronun üniversite öğrencilerine yönelik bir uzun dönem staj programı. Geleceğin çalışanını yaratmak adına potansiyeli yüksek,
bir amacı var, bir amaç, gelecekten bir hedefi var ve bu hedefine koşmak isteyen genç arkadaşlarımızı sektör hakkında deneyim kazandırmak, onları profesyonel iş yaşamına ve geleceğe hazırlamak amacıyla böyle bir programı, yetenek programını uyguluyoruz. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında olan öğrenciler yazın tam zamanlı başlayarak, yazın tam zamanlı ama okul açıldığında ders programlarına göre yarı dönemli dönem içerisinde stajlarını burada hem hayatı hem iş hayatını hem de kendi kariyerleri için merdivenleri oluşturacak bir tecrübeye sahip oluyorlar. Staja başladıklarında onlara tüm gün süren bir oryantasyon programı hem mağaza hem merkez ofiste süren değişik departmanları görebilecekleri bir oryantasyon programı hazırlanıyor. Ayrıca gastronometroda metro bünyesinde kurulmuş olan gastronometro platformunda da Horeca dünyasını daha yakından, Türk gastronomisini, Türk mutfağını da daha yakından tanıma şansı elde edebiliyorlar. Her yıl 15'e yakın bir stajyerimizi bu staj programına dahil ediyoruz. Staj bitiminde de onlara uygun olabilecek tabii ki metroda pozisyonları yerleştirmek en büyük hedefimiz. Şunu söyleyebilirim, 2018-2019 yılları arasında 35 tane stajyer bu programa dahil olmuş ve onların şu an 5 tanesi de metroda bir kariyer yolculuğuna başlamış ve hala çalışıyor bu program sayesinde. Diğer bir bizim sorumlu işveren başlığı altında önemsediğimiz odak noktamız ise çeşitlilik ve dahiliyet, yani kadın istihdamı. Özellikle biz kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Sadece Metro Türkiye değil, Metro Global olarak da. Neredeyse her 3 çalışanımızdan biri kadın. Yönetim kurulumuz, kadın çalışanlarımız var. En önemli gurur kaynağımız ise genel müdürümüz, CEO'muz bir kadın. Yönetim kurulundaki kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Yönetici pozisyondaki kadınlarımızın sayısı da %40'ı geçti diyebilirim. Yine gurur duyduğumuz bir çeşitlilik ve dahiliyette söyleyeceğim şey ise bu yıl 2 kadın Metro Potential adayında genç yetenek kısmına alarak kadınların da profesyonel çalışma hayatına ve kariyerlerinin desteklenmesinde yolculuğa katmış bulunuyoruz. Diğer bir son girdiğimiz ise sorumlu vatandaşlık, sorumlu çalışan diyebilirim. Özellikle bizim bu başlık altında söylemek istediğim şey, sadece kendimize değil ekosisteme de fark yaratacak uygulamalarımız. Biz kalite ve ürün güvenliği ve sürdürülebilirliği konularında yaptığımız çalışmalarla müşterilerimizin işine katma değer ve farkındalık yaratmak için yola çıkıyoruz. Kendimizin ekonomik olarak faydasıyla birlikte yaptığımız tüm bu çalışmalar müşterilerimizin işine nasıl bir katma değer sağlayabilir? Müşterilerimizi diğer rakiplerinden nasıl fark yaratabiliriz onlar adına diye bakış açımızı geliştirmeye çalışıyoruz ve çalışanlarımıza da bunu vermeye çalışıyoruz. Biz aslında sürdürülebilirlik ve kalite uygulamalarıyla yaptığımız projelerle aslında sektörün çıtasını da yükseltiyoruz. Türk mutfağına ve onun şeflerine kaliteli ve sürdürülebilir ürünler temin ederek Türk mutfağının değişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle gastronometro, metro bünyesinde kurulan gastronometro ile gastronometrodaki eğitmen şefleriyle Horeca müşterilerimizi, genç şeflerimizi Türk mutfağına ve gastronomi kültürüne eğitimler düzenleyerek gelişimine destek oluyoruz. Yine pandemi döneminde en çok sıkıntı çeken restoranlar için COVID ile ilgili eğitimler, nasıl mücadele etmeleri gerekiyor, menükütleri ne olmalı gibi bir takım ipuçları da yine gastronometro bünyesinde müşterilerimizle paylaşıyoruz. Çok hızlı gideceğim, bana ayrılan süreyi de etkin kullanmak için. Son 2 tane yine sorumlu vatandaşlık kısmında. Özellikle yeni işletme sahiplerine kendilerini tanıtabileceği ve yeni müşteriler görebileceği, daha dijital görünebilir olması amacıyla kendi işin günü kampanyası düzenleyerek müşterilerimizin görünürlüğünü arttırmaya çalışıyoruz. Son olarak da koru ve paylaş kısmında da çalışanlarımıza gönüllülük usulüne göre bir takım projelerde yer alarak onlara
sürdürülebilirlik bilinciyle ilgili hareket etmesini sağlıyoruz. Ben özetle şunu diyebilirim ki, bütün bu çalışmalarımız aslında sürdürülebilirlik raporlarıyla da ifade ediliyor ama biz 21 şehirde 37 mağazamızla, 4000'in üzerinde çalışanımızla, 2 milyona yakın müşterimizle, 5000'den fazla tedarikçimizle büyüklüğümüzün farkındayız. Ve sürdürülebilirlikle ilgili neler yapmamız gerekiyor bunun da farkındayız. Ve nasıl bir etki yaratacağımız da farkındayız ve yapmaya da devam edeceğiz. Ben şimdi artık bu anlatacaklarımı, şu an anlattıklarımı da ifade eden marka imajımız hem reklamımızla birlikte kapatmak istiyorum. Sorularımıza vaktimizde ne kadar kaldı bilmiyorum ama en son sayfada paylaşacağımız mail adresimizle de hem sosyal medya adresimizle hem de bu konudaki mail adresimizle bize sorularınızı da iletebilirsiniz. Size en kısa sürede bu sorularımız için cevap dönmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Şimdi videomuzu seyretmeniz için sizi videomuzda baş başa bırakıyorum. Sürdürülebilir lezzetler için çalışmaya, uluslararası izlenebilirlik standartlarındaki barkod sistemimizle reyonlarımızdaki her etin detaylı bilgisini veriyoruz. Türkiye'de ilk kez çiftlikten rafa %100 izlenebilirlik sunuyoruz. Sofralar gönül rahatlığıyla kurulsun, gelecek nesiller güvende olsun diye işin mutfağındayız. Çok teşekkür ederim. Sorularınızı bize ilettiğiniz takdirdeki buradaki mail adreslerimizden size en kısa sürede dönüş yapacağım. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Şimdi bilgilerini paylaştı. İsterseniz bir screenshot alabilirsiniz. Sorularınızı kendilerine iletebilirsiniz. Isaac sunumu içinse ben linki buraya bıraktım. Tamamdır. Zaten Instagram hesabımızda da linkler var. Umarım çok güzel bir sunum olmuştur. Metro tarafında özellikle benim ilgimi çeken gıda limit aşımıydı. Çünkü geçen sene Uluslararası Kongre'de Hindistan'la World Largest Lesson'da bunun üzerine bir World Largest Lesson yapmıştık. Böyle ilginç bir bağlantı oldu. Biz de zaten 5 dakika sonra Isaac sunumunda size de bunlardan bahsedeceğim. Çok kişisel bir tecrübemle de Metro'nun anlattığı şey tesadüfen örtüştü diyebiliriz. Ağzına sağlık. Attığım linke geçebilirsiniz. Isaac-Essence diye zaten devam ediyor. Instagram hesabımızda da var. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun.